Çok değerli basın emekçileri, bugün biz burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak ve Ankara İl Başkanlığımız olarak kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla sesimizi bir kez de kulakları sağır olanlara duyurmak için geldik. 3 haftadır okullar açıldı. Okulların pislik içerisinde olduğunu, tuvaletlerin tıkandığını, temizlenmediğini, ya eğitim dönemi başlarken en az 60 bin temizlik görevlisine ihtiyaç olduğunu söyledik. Duymadılar. Bir kez de buradan haykırmak için geldik. Kulakları sağır olanlara, vicdanları tıkanmış olanlara, akılları sadece ideolojik saplantılarına göre oluşturdukları bir eğitim modelini çocuklarımıza zerk etmek üzerine çalışanlara duyurmak için geldik. Eğitim Bakanı'nı kış uykusundan uyarmak için geldik. Eğitimin içerisinde olduğu ağır sorunlar varken, bunlar için çözüm üretmesi gerekirken, öğretmenlik mesleği yasa tasarısı getirip meclise tekrar kadrolaşalım, atanmayı bekleyen 1 milyon öğretmeni bir anda sıfırlayalım, akademi kuralım, yine bizim çocukları eğitime alalım ve hoşumuza gitmeyen, bizim direktiflerimize uymayacak öğretmenleri de hemen meslekten atalım diyenlere duyurmak için geldik. ÇEDES projesi altında tarikatları, pedagojik formasyonu olmayan imamları sınıflara sokanları protesto etmek için geldik. MESEM projesi ile çıraklığı bir model haline getiren ve çocuklarımızı iş kazaları ve iş cinayetlerinin kurbanı haline getiren bir sistemi protesto etmek için buradayız. Sadece çocuklarımıza bir öğün yemek vermesi gereken ve her defasında bir öğün yemek vereceğiz diyen ama bugüne kadar bırakın gerçekleştirmeyi, okul öncesi dönemdeki yemeği dahi kısan, oradan bile tasarruf eden, onu bile çok gören anlayışı protesto etmek için geldik. Değerli arkadaşlar, bugün burada Gölge Milli Eğitim Bakanımız size ayrıntılı açıklamalar yapacak. Biz bugün mecliste öğretmenlik mesleği yasa tasarısını geçirmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye'nin ihtiyacı layık, bilimsel, demokratik, çağdaş bir eğitimdir. Ve bunu oluşturmak üzere de iktidarımızı hazırlıyoruz. Ve bu ilkel anlayışla, ilkel eğitim modelleriyle çocuklarımızın açlığını, yoksulluğunu göz ardı eden anlayışla öğretmenlerimizi açlık sınırının, yoksulluk sınırının altında bir maaşa, bir gelire mahkum eden anlayışla sonuna kadar hesaplaşacağız. Şimdi sözü Gölge Milli Eğitim Bakanımıza bırakıyorum. Teşekkür ederim. Biraz sol kayalım. Şöyle. Sayın basın mensupları, çok kıymetli yurttaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada eğitimin acil gündemini çalışma alanları ile ilgili hiçbir konuda sorumluluk almayan, tüm hata ve eksiklerini başkalarına havale eden, ancak herkese akıl ve tavsiye vermekten bir an bile geri durmayan Sayın Bakan Yusuf Tekin'e daha yakından sorunları söylemek için geldik. Hepinizin bildiği üzere 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2 Eylül'de rehberlik çalışmaları ve okula uyum programı 9 Eylül'de de tüm sınıflar için başladı. Başladığında okullar hazır değildi. Öğretmenler yeterli değildi, eksikti. Pilot uygulaması ve gerekli hazırlıkları yapılmamış bir program dayatma ile okullarda uygulanmaya çalışılıyordu. Bu nedenle okul zili ders için değil, sorunlar için çalıyor. Oysa bugün burada 21. yüzyılda dijital teknolojilerin eğitim sistemine entegrasyonu, yapay zeka, bilgi ve iletişim teknolojilerine eğitimde nasıl uygulanacağı, iklim değişikliği ve gezegenin sürdürülebilirliği, çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu 21. yüzyıl becerilerini nasıl ve ne şekilde kazanacakları gibi konulardaki sorunları
gereksinimleri, talepleri konuşuyor olmalıydık. Peki ne konuşuyoruz? Temizlik konuşuyoruz. Güvenlik konuşuyoruz. Beslenme, açlık ve yoksulluk konuşuyoruz. Ulaşım konuşuyoruz. Çocukların okullara ulaşamamasını konuşuyoruz. Konteyner kentlerde barınma sorunlarını konuşuyoruz. MESEM'lerde, okullarda can kayıplarını, iş kazalarını konuşuyoruz. Yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edilen öğretmenleri, sayıları 1 milyona gelen atanmayan öğretmenleri, depremzede engelli öğretmenleri, öğretmensizliği konuşuyoruz. Mülakatlarda yapılan haksızlıkları konuşuyoruz. Yani geleceği değil, bugünü değil, geçmişte çözülmesi gereken konuları konuşuyoruz. Öncelikle şunu tespit edelim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak aylardır Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyarıyoruz. Önce 18 Mayıs'ta bir miting gerçekleştirdik. Arkadan 18 Temmuz, 19 Temmuz'da 24 saat süren Ankara'da gerçekleştirdiğimiz bir eğitim maratonu yaptık. Burada konuları açıklıkla dile getirdik. Sayın Bakan'a 50'nin üzerinde öneride bulunduk. Ardından 19 ilde eğitim buluşmaları gerçekleştirdik. Milletvekillerimizle, gölge bakan yardımcılarımızla, il başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla beraber. Ve her gün Milli Eğitim Bakanı'na başta okulların temizliği ve güvenliği olmak üzere, ücretsiz yemek ve su olmak üzere, mülakatlar ve atamalar olmak üzere her gün öğlen saatlerinde yaptığımız basın toplantılarıyla basın üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyardık, anlattık, söyledik. Sendika genel başkanlarımızla buluştuk. Onları dinledik. İktidarın yapmadığını yaptık. Yalnız iktidar bunu duymadı. Milli Eğitim Bakanı kibrinden bunlara kulak vermedi. O yüzden okul zili görevini yapmayan, öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticileri mağdur eden, önerileri duymayan, ideolojik takıntılarını herkese dayatmaya çalışan Milli Eğitim Bakanı ve birlikte çalıştığı klik için çalıyor. Sayın basın mensupları, okullarımızın bugün en önemli, en acil sorunu temizlik sorunudur. 2024 yılında, iktidarlarının 22. yılında okulları temizlemekten aciz bir iktidar vardır. 2 Eylül'de okulların açıldığını, 9 Eylül'de bütün sınıfların geldiğini, ancak Milli Eğitim Bakanımızın tatlı uykusundan 19 Eylül'de basına yaptığı açıklamayla temizlik personelinin olmadığını itiraf ettiği bir ülkede yaşıyoruz. Siz nasıl bir bakanlık yönetiyorsunuz? Okullar 2 Eylül'de açılıyor. Sayın Bakan 19 Eylül'de çıkıp diyor ki biz 120 bin kişi alacaktık. Ama o 120 bin kişi başvurmayınca okullarda sorun oldu. Şimdi 60 bin alacağız dedi, 30 bin aldılar. Peki bu 120 bin kişi almak istedikleri kişilere reva gördükleri nedir? Haftada 3 gün, ayda 8 bin lira. Bu yasal değildir, insani değildir, ahlaki değildir. İnsanları 8 bin liraya çalışmak için başvuru açmaktan utanmayan bir iktidar vardır Türkiye'de. 8 bin liraya bir insan ailesine bakabilir mi sayın basın mensupları? Sorun budur. Ve bunu güzellik uykusundan 19 Eylül'de açılarak, uyanarak itiraf eden bir bakan var. Tabii buna alışıklar. Çünkü tıpkı 85 bin köle sisteminde çalıştırdıkları ücretli öğretmen gibi, ayda 8 bin, 10 bin, 12 bin liraya mahkum ettikleri öğretmenler gibi, temizlik görevlilerini de 8 bin liraya çalıştırmayı düşünecek kadar insanlıktan da, hukuktan da uzaklaşmış bir iktidar var. O nedenle okul zili bugün bu basiretsizlik, bu beceriksizlik, bu yasasızlık nedeniyle kalabalık sınıflarda, pis okullarda nefes almaya çalışan çocuklarımız için çalıyor. Tabii bir ülkede 1.2 milyon öğretmen, 20 milyon öğrenci,
7 milyon üniversite öğrencisi, 1 milyon atanmayan öğretmen, diğer yardımcı gruplarla beraber yaklaşık 30 milyon kişi, veliler hariç, anne babalar hariç, dedeler, nineler hariç her sabah bir eğitim ortamına gidiyorsa ve o eğitim ortamları temizlenmemişse ne oldu? Sosyal medyadan yağmur gibi görüntüler yağmaya başladı. Her yerde pislikler ortaya çıkmaya başladı. Temmuz'da, Ağustos'ta neredeyse her gün uyardığımız Milli Eğitim Bakanı kendisine bu sorular sorulduğunda basketbolla ilgilendiğini söyledi. Öyle olur tabii. Sorunlarla ilgilenmiyor ki. Basketbolla ilgilenir. Başka sporlarla ilgilenir. Peki bu okulları kim temizliyor sayın basın mensupları? Öğrenciler temizliyor. Her yerde görüntüleri var. Ama sayın bakan, size o görüntüleri bugün burada göstermeyi düşünmüştüm. Ama göstermiyorum. Çünkü siz işinizi yapmadığınız gibi, yapmadığınız işinizin sonuçlarını gördüğünüzde o okulların idarecilerini görevden almayı, öğretmenleri ve öğrencileri cezalandırmayı kendinize bir iş biliyorsunuz. Ama Türkiye'deki her vicdan sahibi insan, ama Türkiye'deki her veli, okula giden her öğrenci okulların pislik içerisinde olduğunu görüyor. Kim temizliyor okulları? Öğrenciler temizliyor. Kim temizliyor okulları? Veliler temizliyor. Bazı okullarda velilerin nöbet günü var. Pazartesi temizleyenler, salı temizleyenler, çarşamba temizleyenler. Bazı okulları okul aile birliklerinin bizzat aylık aldıkları paralarla tuttukları temizlik görevlileri temizliyor. Bazı okullarda vicdanı dayanmayan eli öpülesi öğretmenler, yöneticiler temizliyor. Ve siz yapmadığınız için yerel yönetimler temizliyor. Ama Cumhuriyet Halk Partili, ama AK Partili, ama MHP'li, ama Demli, ama hangi partidense elinden geleni insanlar yardım etmeye çalışıyorlar. Peki bakan ne diyor? Okul yöneticilerine sesleniyor. Siz diyor para vermeyin, para toplamayın diyor sakın. Peki sayın bakana aylarca seslendim. Dedim ki her bir öğrenci başına eğitim öğretim yılı başında 1.000 lira gönder. 15,8 milyon öğrenci var. Toplam 15,8 milyar yapar. Bu 1000 öğrencisi okul için 1 milyon lira demektir. Senin de bütçenin %1,45'i dedim. Ne yaptı? Göndermedi. Sonra bulunduğu yerden okul müdürlerine fetva veriyor. Soru önergesi gönderdim. Cevap vermeye tenezzül bile etmedi. O yüzden okul zili çocukları düşünmeyen ve partizanca davrananları, kamuoyuna kandıranları, çalışanları uyarmak için çalıyor. Peki ne oldu? İstanbul Tabip Odası her yıldan farklı olarak çocuklarda ishal ve mide bulantısı şikayetleri başladığını söyledi. Bunun üzerine başka yerlerden gelen bütün bu görüntüler üzerine Türkiye'nin %60'ını nüfus olarak, ekonomik olarak %80'ini yöneten Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacaktı? Evlatlarımızın pislik içinde kalmasına evet mi diyecekti? Genel Başkanımız 24 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine ve belediye başkanlarına çağrıda bulundu. Elinizden gelen neyse yapın. Peki bu konuda partimiz iktidara destek vermek isterken Milli Eğitim Bakanlığı ne yaptı? Yardım talep eden okul müdürlerini fişlemeye kalktı. Belediyeleri engellemeye kalktı. Ya siz bu ülkeye düşman mısınız? Bu çocuklara düşman mısınız? Ya bırakın temizleyelim. Madem temizleyemiyorsun, madem okullar açıldıktan 20 gün sonra daha personel almadığını itiraf ediyorsun, sen nasıl bir yöneticisin? Engellediler. Utanmadan engellediler. Üstelik vay efendim dediler. Bu nasıl olurmuş? Nasıl olacakmış? Dün Sayın Bakan anlatıyor. Efendim, belediyelerimiz talep edeceklermiş. Valilerden rica edeceklermiş. Onlar da uygun görürlerse o pislik içerisinde hizmet etmelerine izin vereceklermiş. Ya sizin tüm yerel yönetimlerden destek almanız gerekmiyor mu? Siz atayamamışsınız. Kendin söylüyorsun atayamadığını. Peki bütün bu işleri nasıl devam ettiler? Okul müdürlerini uyardılar, tehdit ettiler, WhatsApp gruplarından taleplerini çekmelerini istediler. Halkımızın bunun için bir lafı var. Diyor ki hem kel hem fudul. Ne demek hem kel hem fudul? Sözlüğe baktım bir kere daha. Halkımızın hiçbir yeteneği olmayan ama üstünlük taslayanlar için kullandığı. Ya da kendisi bir işe yaramayan
Fakat diğer ayağını da beğenmeyenler için kullandığı bir deyim. İşte dolayısıyla 2 Eylül'de okulların açıldığı, 20 gün sonra personel alamadığını itiraf ettiği ama hala on binlerce personelimiz var diye tartışmaları sonlandırabileceğini umut eden bir Milli Eğitim Bakanımız var. Ben insanda biraz utanma olur diyeceğim ama olsaydı çoktan istifa etmiş olurdu. Dolayısıyla bu zil çocuklarımız için tüm imkanlarını seferber eden belediyelerimize teşekkür için çalıyor. Şimdi buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum. Sayın Bakan, iktidarınızın 22 yılında bir zahmet o beğenmediğiniz eski Türkiye'de hiç görmediğimiz şekildeki okullardaki temizlik sorunlarını çözün beyefendi. Okulları temizlemeyi başarın. Personel alın ve çocukların sağlığından tasarruf etmeyin. 8 bin liraya insan çalıştırmaya kalkmayın. Sermayeyi besleyeceğinize çocuklardan, çocukların sorunlarından, onların yaşadıklarından uzak kalmayın. Bunları çözün. Eğitimden değil, yoksul halkın emeğinden değil, tasarrufa önce sarayınızdan başlayın. Sarayınızdan başlayın. Bir başka sorun güvenlik. Bu okullar maalesef şu an itibariyle kapısında tek bir güvenlik görevlisinin bile olmadığı yapılardır. Ben buradan Ankara halkına, Türkiye'ye ve dolayısıyla da basın mensuplarına sesleniyorum. Türkiye'nin merkezi hükümetin taşra teşkilatlarının tamamında ama tapu müdürlüğünde, ama nüfus müdürlüğünde, ama herhangi bir başka müdürlükte kapıya girdiğinizde bir güvenlik görevlisi var mı? Var. Peki Türkiye'de en çok korunması gerekenler çocuklar değil mi? Çocuklar. Neden okullarda bir güvenlik görevlisi yok? Lüks görüyorlar. Ve okullarda güvenlik görevlisi olmadığı için İbrahim Okluvuran öğretmen öldürülebiliyor. Öğretmenlere şiddet uygulanmaya devam edilebiliyor. Okullarda güvenlik olmadığı için küçücük kızımız Mira Arslan okulda güvenlik tedbiri olmadığından daha hayatının bağrında okula yeni başladığı bir hafta hayatını kaybediyor. Aylardır söylüyoruz. Türkiye'nin her okula bir güvenlik elemanı tahsis etmeye bütçesi yok mu? Bu iktidarın gücü yok mu? Çıksın söylesin neden atamadıklarını. Okullarda teknik personel yok. O nedenle Sibel Turan öğretmenler merdivenlerden düşüp ölüyorlar. MESEM'lerde 9 ayda 9 çocuk öldü. Tüm araştırma önergelerimizi reddetmekten başka hiçbir şey yapmayan ama MESEM'lerdeki büyük yolsuzluklarıyla kendi yandaş şirketlerine para dağıtmaya devam eden bir iktidar var. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Sayıştay raporlarınızı inceliyoruz. Oradaki eksiklerinizi de görüyoruz. Onu da ayrıca konuşacağız. Dolayısıyla zil ölen öğretmenlerimiz ve çocuklarımız için artık çalmıyor. Zil sizi uyarmak için çalıyor. Amerika'ya uçaklar dolusu kişilerle gidenler, itibardan tasarruf etmeyenler, saraylarıyla, uçaklarıyla kamu kaynaklarını harcayanlar, taşımalı eğitimde 30 kilometrenin ötesinde olan tüm öğrencileri yurtlara yerleştirmek istediler. Ne oldu? O ana kuzularının bir kısmı okula devam edemediler. Başta kız çocukları olmak üzere çocuklarımızın önemli bir kısmı okullardan ayrılmak durumunda kaldılar. İstatistikler bugün yayınlandı. Çocuklarımızın sayısında düşüş var. Onu önümüzdeki günlerde konuşacağız. Ne oluyor peki? Bu iktidar bir yılda depremin birinci yılında tüm konutlara yerleşme sözü vermiş miydi? Verdi. Ben arkadaşlarımla birlikte depremin 18. ayında, 12 değil, 18. ayında deprem bölgesinde tek tek gezdim. Valilerimizi ziyaret ettim. Sordum. Valilere sordum. Sayıları illerden aldım. Kaç konut teslim ettiniz dedim. Hiçbir il %10'u geçmemişti. 12. ayda değil, 18. ayda. Peki sonuç ne? O çocuklar 21 metrekare konteynerlarda ders çalışmaya çalışıyorlar. İkili öğretimle devam ediyorlar. Okullar kamu kurumları yerleştiği için bir kısmı kullanılamaz halde. Depremden sonra temelini atırmış, bitmiş oldukları okullar olmadığı için sabah saatlerinde kör karanlıkta yola çıkıyorlar ve dönüp dönüp halk buluşmalarında ulaşım sorununu dile getiriyorlar. Dolayısıyla birleştirilmiş okullarda Türkiye'nin tamamında çocuklarımız 4 yılda 1 yıllarını kaybediyorlar.
kaybediyorlar. O yüzden zil karanlıkta okula gitmek için uyanan çocuklar için çok erken çalıyor. Sayın basın mensupları, biraz önce Sayın Emir de söyledi. Bir önceki bakan döneminde okul öncesi öğrencilerine bir öğün yemek verilmişti. Biz de tebrik ettik. Bekledik ki tüm okullara verilsin. Fakat ne oldu? Bu bakan geldi, ilk iş olarak bu yemeği kaldırdı. Peki çocuklara yemek vermeyen bu iktidar şimdi ne yapıyor? Özel okullara destek veriyor. Bakın sayın basın mensupları, tüm araştırmalara göre eğitim maliyetleri bir önceki yıla göre %88.8 arttı. Yoksullukla mücadele eden insanlarımız asgari ücrete mahkum edildiler, asgari ücrete zam yapılmadı. Çocukların beslenmesi için bir yumurta bile koyamıyor ailelerimiz. Bakanlığın buna çözümü belli. Veli Vizyon diye bir program, dizi çekmişler. Orada duyarsız bir anne var, çocuğa yumurta yapmıyor, portakal suyu sıkmıyor. Yap bunu anne diyor. Ama onu nasıl yapacağına dair hiçbir önlemi yok kendisinin. İstanbul Planlama Ajansı'na göre Türkiye'deki her 3 öğrenciden biri okula gitmeden önce hiç kahvaltı yapmıyor. Öğrencilerin %60 haftada en az bir gün kahvaltı yapmıyor. %19.2'si parasızlık nedeniyle haftada en az bir gün aç kalıyor. Peki bu da bizim ne sorunu yaşamamıza neden oluyor? Gelişimsel ve zihinsel sorunlar yaşamamıza neden oluyor. Şimdiki bakanımız bunu yapmıyor. Bir öğün yemek verilmiyor. Sonra da bir öğün yemek veremeyen, bir bardak temiz su veremeyen, çocukları pis okul tuvaletlerinden su içmeye mecbur bırakan bakan sonra bu sefer de çocukları suçluyor. Onlar diyor yemekleri beğenmezler. Zaten bizim yemek yapacak yerimiz de yok. Personelimiz de yok. Ben diyor özel okullara sordum. Çünkü o bir tek onlarla konuşuyor. Onlara sordum diyor. Yemek versek onu da yemezler diyor. Bu derece gerçeklikle bağını koparmış bir bakan var. Tabii bu sıradan ne oluyor? Çocuklar okullara aç gidiyorlar. Açlıktan bayılıyorlar. Dolayısıyla bu okul zili çocukların midesinde çalıyor. Geçen yıl 1,5 milyon öğrenci yardım almış. Aile Bakanı diyor ki, Sosyal Politikalar Bakanı, 2.2 milyon hane 5.4 milyon çocuğa 9 milyon yardım yaptık diyor. Çocuklara bir öğün yemeği çok gören iktidar deprem bölgesindeki özel okullara 25 bin lirayla başlayan rakamlar veriyor. Peki okullarda tost kaç para? 50 lira. Bir öğrenci bir tost iki su içse ayda 1400 lira yapıyor. Peki bu arkadaşlar bu öğrencilere yardım verdiğiyle övünenler kaç para veriyorlar? Erkek öğrencilere 90 lira, kız öğrencilere 100 lira. Yani çocuklar sabrederlerse, ama o da kız çocukları, çünkü erkekler 90 lira alıyorlar, ayda iki tost diyebilirler. Bu derece gerçeklikle bağını koparmış bir iktidardan bahsediyoruz. Bu derece. Ve bugün bunu eğer her öğrenciye verirsek, bunu hesapladık. Şimdi bir yasa teklifi getiriyoruz. Her öğrencinin bir öğün yemeğin ve temiz suyun hakkı olduğunu söylüyoruz. Bunu aylardır, yıllardır söylüyoruz. Toplamda 15 milyon öğrenci için, 15.8 milyon öğrenci için eğer bir öğün yemek verilirse, yatılı okul maliyetleri alınırsa toplamda 148 milyar yapıyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin sadece %13.61 yapıyor. Buradan bakanlığa sesleniyoruz. Diyoruz ki bu okul zili devlet okullarında imkansızlık içindeki çocuklar için farklı çalıyor. Gelelim öğretmenlerimize. Bildiğiniz gibi bu iktidar bizzat AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 11 Nisan 2023'te mülakatı kaldırdık demişti. Mahmut Özer, önceki bakan, artık mülakat olmayacak demişti. Şimdiki bakan gelir gelmez mülakat gibi mülakat yapacağız dedi. Bu ülkenin 1 milyon atanmayan öğretmenine 68 binle teslim aldıkları, sayısını 1 milyona çıkardıkları öğretmenin gözünün içine baka baka o istediler. Ama söylediklerinin tam tersini yaptılar ve bir de itirafta bulundular. Mülakat gibi mülakat yapacağız deyince
Demek ki 22 yıldır yapmıyordun zaten. Peki ne dedi Sayın Bakan? Kamera koyuyorum dedi. Kimse kimseyi tanımayacak dedi. Her şey dedi çok güzel olacak dedi falan. Sonuçta hala sonuçlar açıklanmıyor. Ama arada bir şey oldu. Mülakatlar bir anda E-Devlet sisteminde göründü. Sayın Bakan 48 saat açıklama yapma gereği bile duymadı. Niye bekliyorlar? Peki kaç öğretmen açığımız var? Sayın Bakan dedi ki, ben kendi açıklamalarını söylüyorum. 2 Eylül dedi ki, ihtiyacımız açısından şu anda %95'e yakın öğretmen normumuz dolu. Ne demek bu? 48 bin eksik var demektir. Peki başka bir röportajında ne dedi? Geçtiğimiz yıl 60 bin öğretmen açığı vardır dedi. 23.670 öğretmenin de emekli olduğunu düşünürseniz ya 60 binin içindedir ya da 83 bin küsur öğretmen açığı vardır. Kaç öğretmen atayacaklar? 20 bin. Kaç aydır atayacaklar? 550 gündür atayamıyorlar. Okullarda öğretmen yok. Atanmayan öğretmenler atamayı bekliyor. Bu arada mülakatların sonuçları açıklanıyor, sonra kaybediliyor. Ve bakan utanmadan şöyle diyor. Danıştay'da diyor, muhalefetin diyor, sendikaların bir başvurusu var. Onun sonuçlarını bekliyorum. Sen onun sonucunu niye bekliyorsun Sayın Bakan? Sen Türkiye'nin gözünün içine baka baka söz verdiğin gibi mülakatsız KPSS sonuçlarıyla öğretmenleri ata. Senin sorunu kalmayacak. Ha Sayın Bakan'a başka bir şey söyleyeyim. Eğer Danıştay'daki davalar bekleme için bir gerekçe oluşturuyorsa, sen pilot çalışması bile yapmadın. Dünyanın her yerinde böyle yapılamayacak olan Türkiye Yüzyılı Marif modelini niye beklemiyorsun? Onun için de Danıştay'da başvurumuz var. Her haliyle ikiyüzlü, her haliyle eğitim sorunlarından bir şekilde, hiçbir şekilde umursamayan bir bakanımız var. 20 bin öğretmen mülakat sonuçları açıklanmadığı için bekliyorlar. Arada açıklanır gibi yapılıyor, heyecanlanıyorlar. Öğretmenlerimizi anayasanın getirdiği yükümlülükler çerçevesinde sözleşmeli öğretmenlik, ücretli öğretmenlik gibi değil, doğrudan kadrolu öğretmen olarak atayın. Ve sizin de itiraf ettiğiniz gibi ihtiyacımız 20 binden çok daha fazladır. Dolayısıyla okul zili atamak için mülakat sonuçlarını bekleyen öğretmenlerimiz için çalmıyor. Biz çalalım. Dolayısıyla Danıştay kararını bekleyen, ücretli öğretmenlerle okul sistemini sürdürmek isteyen, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasını yaygınlaştıran bu bakanlığa sınıfında öğretmeni olmayan çocuklar için okul zilinin çaldığını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Ve son olarak Milli Eğitim Bakanı'nın her fırsatta itibarlarını zedelediği, her fırsatta saldırdığı, her fırsatta kendileri hakkında kötü konuştuğu 1.2 milyon cefakar öğretmenlerimiz, okullarına giden, okullarını temizlenemeyen okullarını temizleyen, ders kitabı olmayan, ders kitapları yetmeyen öğrencilerine ışık olmaya çalışan öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimizin sorunları büyüyerek devam ediyor. Öğretmenlerimiz yoksulluk sınırı altında yaşıyorlar. Bakan haklarıyla aldıkları maaşları biz öğretmenleri fonluyoruz diyerek aşağılıyor. Siz başaramazsınız. Okullara giren ne ödüğü belirsiz adamlar çocukların dağa gitmesini engeller dediği öğretmenlerden hiçbir şekilde onlara yardım etmek için bir hamlede bulunmuyor. Ne yapıyor bakan? Öğretmenlik mesleği kanunu getiriyor. Tıpkı 2 yıl önce getirdikleri gibi. Ve bu öğretmenlik mesleği kanunu içerisinde öğretmenlerin ödevleri var, hakları ve sorumlulukları yok. 1.2 milyon öğretmenin sorunlarını çözen bir yaklaşım yok. Kanunun yarısından fazlası 1.2 milyon öğretmenle ilgili değil. 18 sayfanın 10 sayfası henüz ataması yapılmamış öğretmenlerle ilgili. Ve öğretmenlik mesleği kanun teklifini bugün mecliste yeniden görüşmeye başlıyoruz. Ben Sayın Bakan'a aylardır bir öneride bulundum. Dedim ki gel Cumhuriyet Halk Partisi'ni dahil etme. Tüm sendikaları çağır ayrım yapmadan. Eğitim fakültesi dekanlarını çağır, meslek uzmanlarını çağır, onlarla birlikte bir milli eğitim personel kanunu çalış. Sen eğer bu toplum kesimleriyle uzlaşırsan biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sana destek vereceğiz. 2 aydan fazla bir süredir cevap vermeye tenezzül bile etmedi Sayın Bakan. Cevap vermeye tenezzül bile etmedi. Oysa ihtiyacımız olan, örneğin şimdi başka bir gerekçeyle şube müdürleri için greve gidiyorlar değil mi? Bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklar. Tüm sendikalar birazdan burada basın açıklaması yapacaklar. Hiçbir sendika öğretmenlik mesleği kanun teklifinden mutlu değil. Hiçbir sendika bunun doğru olduğunu söylemiyor.
Hiçbir eğitim fakültesi bu konuyla ilgili olumlayıcı bir açıklama yapmıyor. Ama Sayın Bakan ve kendisiyle birlikte bakanlığı işgal etmiş bir dar klik bu kadroyu, bu kadrolaşmayı önemsediği için kulağını kapatmış, meclisin bunu çıkarması için dayatmaya devam ediyor. Dolayısıyla okul zili yoksulluk sınırı altında çalışan öğretmenlerimiz, asgari ücret altında çalışan ücretli öğretmenlerimiz, öğretmenler odasında aynı derse girip farklı ücretler alan öğretmenlerimiz, sözleşmeli öğretmenlerimiz için çalışıyor. Peki, bakanlık bunlarla uğraşmayıp neyle uğraşıyor? Cemaat ve tarikatlarla protokoller yapmaya devam ediyor. Camilerde bowling oynatmak, okullarda mezar koyup ağlatmak istiyor. ÇEDES ve benzeri saçmalıklarla öğrencilerin geleceğini karartmak istiyor. Her fırsatta kadrolaşmak, kendi parti mensuplarının yakınlarını işe almak için icatlar çıkarmaya çalışıyor. MESEM'leri devam ettirmeye, ucuz iş gücü yaratarak çocuk ölümlerini göz ardı ederek 4 gün iş yerinde, 1 gün okulda diye çocukların iş öğrenen değil, iş gören oldukları kötü bir sistemi dayatmaya devam ediyor. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adı altında çağ dışı bir eğitim manifestosunu bu ülkenin güzel çocuklarının geleceğini karartmak pahasına yapmaya devam ediyor. Ve okul zili, çocukları sokmaya çalıştığınız bu karanlık hayallerinizden zili sizi uyandırmak için çalıyor. Size görev ve sorumluluklarınızı hatırlatmak için çalıyor. Buradan bir kez daha aylardır her gün yaptığımız gibi bir kez daha her sorunda bir başkasını suçlayan, hiçbir sorunu kendi görev alanına dahil görmeyen bakana sesleniyoruz. Bu sefer zillerimiz size çalıyor Sayın Bakan. O koltuktan kalkma vakti. Çok teşekkür ediyoruz sayın arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar. Hadi ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz.